Sevgili Ceyda, önce genel olarak transferlere bir yaklaşmak lazım. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan maalesef elendi. Avrupa Kupası'nda yoluna devam ediyor. Şampiyonluk şansı bence de artık kalmadı ama önümüzdeki sene Avrupa'da olma adına Galatasaray'ın beşinciliği mutlaka hedef olarak seçmesi lazım. Bu hedefleri ön plana çıkardığımızda transferlerin tabii ki katkısı olacak. Bir taraftan aklım Galatasaray'ın şu anki kadrosunun genel olarak hem oyun anlayışının hem form düzeyinin düşük olmasından dolayı önce onu düzeltmek daha doğru olur diye söylüyor. Ama diğer taraftan da gördük ki kadroda kalite olarak bazı eksikler var. O yüzden Burak Başkan'ın yaptığı gibi bence bazı transferler yapılacak. Ama bu tür değişiklikler benim için şöyle sürpriz olmuyor. Daha önceden adını duyduğumuz bütün medyada konuşulan belirli isimler var. O isimlerin değişmesini ben olağan olarak görüyordum. Çünkü Campos Galatasaray'da göreve başladı. Her ne kadar altyapı, scout ekibi dense bile bence onun görev tanımındaki en önemli hatta tek konu tamamıyla transferlere yönelik. O yüzden bence Campos'un tavsiye edeceği, uygun göreceği futbolcular bu dönemde biraz daha öncelik kazanabilir. Konuşulan bazı futbolcular da Galatasaray'a transfer konusunda biraz zorlanabilir. Ve Galatasaray mevcut hamleleri hocam, onları da konuşalım. Şimdi Gomis'in gelip gelmeyeceği gündemde, taraftar oldukça heyecanlı. 6-2'lik bir Tuzla mağlubiyeti var. Her ne kadar bir hazırlık maçı olsa da taraftarda büyük hayal kırıklığı yaşattı. Torrent bir haber vardı. Özellikle Torrent'in 6. golden sonra sahaya terk ettiği, içeriye girdiği konuşuldu. Dilerseniz önce bundan başlayalım. Evet, taktik çalıştı, denedi bu maçta. Torrent hatta maçın bu yüzden yayınlanmasını da istememiş. Hem bu mağlubiyet ve bu mağlubiyetin ardından yapılacak değişiklikler, siz bir teknik adam olarak nasıl okursunuz? Şimdi oynadığınız son 3 maçı zaten kaybetmişsiniz. Galatasaray'a yeni gelmişsiniz ve de sorgulanan bir durumdasınız. Bu dönemde alınacak her türlü olumsuz sonuç Torrent'e olumsuz yaratacağı gibi Galatasaray takımı kulübü içinde son derece büyük sorunları beraberinde getirir. Hele hele bu maç 6-2 kaybediliyorsa ben hocayı bu konuda doğru davranmadı diye düşünüp eleştirenlerdenim. Bakın açıklamanızda şöyle bir cümle vardı. Hazırlık maçı bizim için çok önemli değil. İşte takımın fiziksel durumunu gördüm. Ya takımın fiziksel durumunu görmek için 6 yemenize gerek yok. Çok basit. İşte az önce yine Beşiktaş'tan örnekler verdiniz. Montana kampta çok güzel testler yapıp her türlü fiziksel verileri daha net bir şekilde alıyor. Torrent'e 6 yemeden bence bu sonucu alabilirdi. Burak Başkan'ın da hazırlık maçıdır çok önemsemeyelim açıklamaları oldu galiba. Eğer bunlarsa ben kendi adıma Galatasaray camiasının içinde bulunduğum bunca yıl içinde camiada böyle bir şey görmedim. Evet, bir hocanın çok kötü sonuçlardan sonra bile mağlubiyeti açık söylüyorum satma görevi vardır. Daha olumlu bir hava estirme görevi vardır. Ama siz bu görevinizi yerine getirirken bu havayı daha da kötüye taşıyorsanız bu Galatasaray'a hiçbir şey vermez. O yüzden bir an önce Galatasaray'ın önce oyununa ondan sonra da kadroda yapılması gereken bu tür değişikliklere önem vererek artık yeni bir başlangıç yapması lazım. Bu çok önemli bir fırsattı. Bir hafta boşluk. Yani dolu dolu 10 günlük bir çalışma zamanınız vardı. Bence Galatasaray bu dönemi de çok iyi organize etmedi. İstanbul'da hava şartlarının kötülüğünden dolayı maçtan sonra izin de verilmedi zaten. Trabzon maçı sonrası. 2 gün Florya'da sahalar karla kaplı olduğu için çalışılamadı. Sonra statta çalışıldı. Yani bu süreyi de Antalya'ya gitmiş olsaydı çok güzel çalışma ortamında diğer kulüplerimizden ortamın ne kadar güzel olduğunu da görüyoruz. Bence daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebilirdi. Kulübün, takımın böyle bir döneme de ihtiyacı vardı. Şimdi bütün umut transferlere kaldı. Ama hızımı almışken
O konuda da bir eleştiri getireyim. Demin dedim ki düşündüğünüz futbolculardan bile vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. İşte Bürki onlardan biriydi. Diawara konuşuldu olmuyor, Mendy konuşuldu olmuyor. Şu anda yeni isimler gündeme gelecek. Ya bu konuda Trabzonspor'u örnek göstereceğim. Transferlerini daha transfer dönemi başlamadan bitirdi. Hatta oynattı bile. Şimdi düşünün aldığınız futbolcular takımlarında oynamamışsa ki o tür futbolcuları alacaksınız. Zaten ikinci yarının dört maçı oynanmış. Geldiği zaman hazırlanana kadar bir dört maçta orada geçecek. Belki de iki hafta daha iki maçta transferi gerçekleştirene kadar geçecek. Herhalde önümüzdeki sene için transferleri yapıyor Galatasaray. Burada bile çok geç kalındığını düşünüyorum. Hocam Gomis hamlesini soracağım. Gomis'in transferiyle ilgili sizin yorumunuz ne olur? Taraftarları evet çok heyecanlandırıyor. Hatta Gomis'in gelmesiyle birlikte orta sahada özellikle ön libero ikilisini tamamen değiştirmek istediği Torrent'in konuşuluyor. 10 numaraya Halil'i çekeceği ve Gomis'le de hücum hattını tamamlayacağı nasıl değerlendirirsiniz? Ya Torrent'in bence bu konularda biraz da kamuoyunu bilgilendirmesi lazım. Demin de söyledik. Oyun şu an çok önemli. Galatasaray'ın oyunu da net bir şekilde orta sahada tıkanıyor. Aslında konuşulduğu kadar çok kötü bir kadrosu da yok Galatasaray'ın. İddiam şu, bu kadroyla bile Galatasaray şu ana kadar yaptığının çok daha fazlasını yapabilirdi. Evet, transfer biraz da camiayı morallendirme adına gerekiyor diye düşünüyorum. Ben kendi adıma yetkili olsaydım belki de olayları bu noktaya kadar taşımaz. Mümkün olduğunca en az transferle bu dönemi geçirmeye çalışırdım. Ama Galatasaray'da başkanlık sistemi var. Başkan bir santrafor alacağız dedikten sonra o sözünde tutulması lazım. Gomis de oradaki bence en doğru aday. Çünkü hem ekonomik yönden hem de yapılacak sözleşmenin süresi yönünden ve her şey bir tarafa taraftarla olan geçmişten belki kulüpten ayrılışı biraz sorunlu oldu ama o iyi diyaloğundan karşılıklı güvenden destekten dolayı Gomis Galatasaray'a bu kısa sürede kesinlikle katkı sağlar ama ne zaman hazır olur onu ben de tam olarak bilemiyorum çünkü son dönemde fiziksel yönden onun eksik olduğunu da biliyoruz. Kaleci transferinin ardından açıklanmasını beklediğimiz transferler bir Gomis transferi hocam bir de Gerson Fernandes. Gerson Fernandes Benfica'ya son olarak resmi çekti ve futbolcunun Galatasaray forması giymesi bekleniyor. Gerson da aslında geride bıraktığımız haftalarda çok fazla forma şansı bulamadı Benfica'da. Burada sizin dediğiniz noktaya geliyoruz. Orada o kadar büyük bir sorunu varken Galatasaray'ın siz nasıl değerlendirirsiniz? Bir misafirimiz var. Evet. Pazar günü sürprizi oldu. Çok hoş, çok keyif aldım. Yani bizim kurumumuzun en önemli baş tacı ettiğimiz misafirlerden bir tanesi. Ben sevgili Ceyda, açık söylemem gerekirse kaleci transferini bir kez daha düşünürdüm. Çünkü o konuda da bazı olumsuz gelişmeler oldu. Şubat ortasında Muslera'nın döneceği konusunda bana bazı kulüp içinden bilgiler gelmişti. Muslera'nın Şubat'ın ortasında döneceğini varsayarsak yani en kötü ihtimalle iki maçta oynamayacak. Alanya ve Kayseri maçları. Galatasaray'da evet son dönemde kaleci performansları belki kötüydü ama buna bile başka çözümler bulunabilirdi. Bazen şunu da hatırlatmakta fayda var. Çok futbolcu transfer etmiş olmak çok iyi bir kadro kurmak değildir. Oynamayan her futbolcu sizin için ayrı bir yük de olabilir. O yüzden kaleciyi ayrı değerlendirelim. Ben Muslera'ya hala güveniyorum. Sözleşmesi devam ediyor. Galatasaray'da önümüzdeki sene de kaleyi koruyan kaleci olacaktır. Gedson Fernandes de çok istendi, hala isteniyor. Artık bu transfer de öyle veya böyle gerçekleşecek. O konuda da net bilgiler var. Ama daha önceki gelişini hatırlatalım. İlk dönemde hepimizi hayal kırıklığına uğratan bir performansı vardı Gedson Fernandes'in. O da oynamamasından kaynaklanıyordu. Gedson Fernandes ne zaman fiziksel yönden belirli bir seviyeye ulaştı? O andan itibaren de harika bir performans sergilemişti. Ben
Aynı gelişmeleri bu sene de onda görebiliriz diye düşünüyorum. Ona birkaç hafta kendini toparlaması, takıma uyumu sağlaması için süre tanımak şart. Orta sahasına da Galatasaray'ın büyük katkı sağlar. Ama Galatasaray'ın orta sahası bir tek Jetson Fernandez'le kesinlikle toparlanmayacaktır. Çünkü orada başka bir şekilde söyleyeyim, bir defansif yönde yeri geldiğinde takım öne çıktığında önde o baskıları yapabilecek, topun geri kazanılmasında büyük katkı sağlayacak defansif yönü güçlü bir orta sahaya ihtiyaç var. Josef de Souza Beşiktaş'ta bunu yapıyor. Yine Beşiktaş'tan örnek verecek olursak geriden oyun kurmayı daha bariz bir şekilde göreceğiz Galatasaray'da. O yüzden Torrent'in Pjanić gibi son maçta da bence bu konuda harika bir performans sergilemişti. Geriden oyun kuran, takımın oyununu öne taşıyan bir oyuncuya ihtiyacı var. Hatta Galatasaray ilk yarıda çok gol sıkıntısı da çekti. Galatasaray'ın bir orta saha oyuncusunun da hem asist hem de golleriyle skora direkt katkı sağlayacak özellikte olması lazım. Bakın Galatasaray'da belki sayısal olarak orta sahalar var ama bu bahsettiğim performans veya istekler ilk yarının tamamında şu ana kadar oynanan maçlarda maalesef sahada gösterilemedi. Hocam şunu da sormak istiyorum. Beşiktaş'tan bahsettik. Gazete manşetlerine de baktık ama şu konuya gelmek istiyorum. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi Beşiktaş'ta da sıkıntılı bir sürecin ardından Önder Karaveli ile devam kararı çıktı. Altyapıdan getirildi Önder Hoca. Sonrasında şimdi Antalya kampında takım bir kondisyoner takviyesi yapıldı. Beşiktaş Galatasaray'la benzer süreçleri yaşadığı için sormak istiyorum. O krizi bir fırsata çevirdiğini düşünüyor musunuz? Beşiktaş'ta bir huzur ortamı hakim gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bir teknik adam olarak? Ya fırsata çevirdiğini düşünmüyorum ama bariz bir şekilde Beşiktaş sorunlarını çok ciddi bir şekilde tedavi etti. Hatta azalan bu sorunları tedavi etmeye de devam ediyor. O yüzden bakın Beşiktaş'ta şu an olumsuz bir şekilde konuşulan bir konu yok. Kamptan gelen haberler gerçekten çok olumlu. İşte sevgili Sercan'ın yaptığı röportajlar harika. Onları büyük bir keyifle izliyoruz. Takımın morali çok iyi. Teknik heyetin morali çok iyi. Beşiktaş en azından sezon sonuna kadar Önder Hoca ile yolumuza devam edeceğiz kararını verdi. Bunun da arkasında duruyor. Camiada hocayı sahiplenmiş durumda. Bu büyük artı. Her şeyden önemlisi de takım hoca ile işbirliği yapıyor. Orada belki biraz daha gelişmeler sağlanabilir. Ama demin dediğim iki konuda Beşiktaş'ta büyük gelişmeler var. Bir, hoca artık A planının dışında. Ki Beşiktaş'ı şampiyon yapan o önde baskılı çabuk topu geri kazanan oyun anlayışını bile sahada belirli bir süre için dahi olsa uygulayan bir Beşiktaş görüyoruz. Yani oyununu geliştiren bir Beşiktaş var. Pjanić'i geri çekmesiyle geriden oyun kurma konusunda büyük ilerlemeler kaydetmiş bir Beşiktaş var. Evet, fiziksel yönden onların da eksikleri vardı. Ama Montana'nın gelişiyle kaldı ki Şenol Hoca zamanında zaten Beşiktaş takımındaydı. Kampta da çok verimli çalışmalar yapıldığına dair bilgi geliyor. Sevgili Ceyda, o yüzden vurguladım. En azından 10 gün dolu dolu fiziksel yönden de yükleme yapma şansınız ortaya çıktı bu arada. Bence Beşiktaş onu şu ana kadar full değerlendirdi. Ben kamp dönüşü kampa gittiğinden çok daha olumlu bir Beşiktaş göreceğimize inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. İyi pazarlar diliyoruz bir kez daha. Ben teşekkür ediyorum. Size ve bütün izleyenlerimize iyi pazarlar.